Metin Yıldız'la sevgilisi Ceylan Yılmaz oturdukları semt olan Cihangir'de kameralara yansıdı. Nereden çıktınız o gün? Ben çok geçirdim bir an. Şuradan geliyorduk bir baktık fotoğraf çekiliyorsunuz. Çok güzel, iyi, sağ olun. Siz ya, nasılsınız? Evet, tıkındık kaldık işte, kaç gündür kar yağıyor. Pandemi malum biliyorsunuz. Öyle biraz güneşi görünce çıkalım, hava alalım dedik. Yani sıkıcı bir süreç tabii. Keyifsiz biraz ama biz motive olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretiyoruz sürekli. Senaryo yazıyoruz. Siz peki, Bey? Beraber yazıyorum. Yıldız pandemi başladığından beri iki dizi senaryosu yazdıklarını söyledi. Her böyle negatif gibi görünen şeylerin aslında pozitif yanları da var. Yazan, üreten insanlar olduğumuz için çok fazla vakit bulamıyorduk. Bu pandemi sürecinden önce çok yoğun bir koşturmacanın içindeyiz. İşte oradan oraya gidiyorsun, turneler oluyor, oyunlar oluyor, çekimler oluyor filan. Bu süreç bizi biraz eve tıktı ve dolayısıyla biraz daha çalışkan olmamızı sağladı. Üretim süreci gibi geçti. İki tane dizi yazdık bu süre içerisinde. Şimdi onların görüşmelerini yapıyoruz. Sinema filmi yazdık. Hala da bir şeyler üretmeye, yazmaya devam ediyoruz. Çok da güzel, çok keyifli şeyler yazdık gerçekten de. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Eğer görüşmelerimiz olumlu geçer de yaparsak işi, şimdiden herkese iyi seyirler. Çok keyifli, çok güzel şeyler yazdık bu süre içerisinde. Ünlü oyuncu alınan koronavirüs yasaklarını değerlendirdi. Tiyatrocular da bu süreçte tiyatrolar açılsın diye çok büyük kampanyalar başlatıyorlar ama... Yani burada anlamadığımız bir şey var tabii ki. İnsanlar sokaklarda böyle tıklım tıklım bir aradalar. Uçağa binebiliyorsun, 2-2,5 saat yolculuk yapabiliyorsun. Maskeli bir şekilde 3 kişi yan yana oturabiliyoruz ama... Ama oyun hani izleyemiyorsun, ne, çok oyun olmuyor, sinemalar malum durumda. Yani çok böyle dengesiz bir durum var aslında ortalıkta. Metin Yıldız pandemi için en çok gülmeye ihtiyacımız olduğu dönem yorumunu yaptı. Şöyle hani gülmeye en çok ihtiyacımız olduğu dönem denir ya. O dönem tam olarak bu dönem işte. Gülmeye çok ihtiyacımız olduğu bu dönem. Biz de komedi dizisi yazdık. Çok keyifli işler. Ayrıca sadece artık televizyonlara ve sinemalara bağlı da değil. Hani dijital platformlar var. Onlar sürekli içerik arıyorlar. Biz de onlar için biraz içerik üretmeye başladık herkes gibi. Ünlü oyuncu meslektaşı Ceylan Yılmaz'la ilişkilerinin çok iyi gittiğini belirtti. İlişkiniz nasıl gidiyor? Çok iyi. Biz 7 ayı geride bıraktık ve 7 aydır da eve tıkanmış durumdayız zaten. Biz çok eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Çok, çok iyi güzel. Arkadaşız her şeyden önce. Ya evde olmak bazen bu çiftlerin arasını bozuyor da diyorlar ama oluyor mu sizde hiç böyle durumlar? Ya yok. Bu bardağı niye buraya koydun da buraya koymadın gibi bir durum mesela. Yok, bizde bardağı nereye koyacağımız belli olduğu için. Öyle bir sorun yok. Örnekleri çıkartalım deyip. Bardağın yeri belli işte. Mesela aynı yere koyuyoruz. Yani biz çok eğleniyoruz gerçekten. Çok iyi vakit geçiriyoruz. Ceylan da çok kafa deniyor, çok şakacı birisi. Öyle eğleniyoruz yani. Peki, çok teşekkür ediyorum o halde. İyi gezmeler diyeyim size, güneşin. Tamam, size de iyi haberler, iyi çalışmalar.